bugün global şirketimizle hava meydanlarında ve hava alanlarında ve hava yolları şirketlerinde öncelikli çalışmak üzere yurt içi ve yurt dışı çalışmak üzere hem eğitim programı hem de işe alma programı konusunda global şirketimiz Sayın Zeydan Öncü ile global şirketinin sahibi aynı zamanda yönetim kurulu başkanıyla bir protokol imzalayacağız. Biliyorsunuz ki Türkiye'de maalesef işsizlik şu anda has safhada, yani normal şartlarda verilen rakamlara göre 3.541.000 kişinin işsiz olduğu söyleniyor. Ama bizim yapmış olduğumuz TÜİK verilerinden çıkarttığımız rakamlar 7.613.000 civarında işsizlik var. Ve bunların da %20'nin üstündeki kısmı genç kesim. Bu genç okumuş genç kesim maalesef iş bekliyor bizden. Zeydan Bey'in dünya çapında bir şirketi var. Merkezi Almanya'da, global şirket. Aynı zamanda Zeydan Bey daha önce Airbus'ta A400M uçakları yapılırken genel müdürlük yapmış ve şu anda dünyanın birçok noktasına uçak ve helikopter konusunda alım, bunun modifikasyonu, aynı zamanda işçi alımı, eğitim, verdiği eğitimler dünya çapında bütün dünyada kabul gören, verdiği sertifikalar kabul gören bir sertifika. Bugünkü konseptimiz şu, biz ilk etapta 3500 işçi yurt içi ve yurt dışında çalışılmak üzere, bunun bir kısmı, daha doğrusu 3500'ü teknik eleman, geri kalanı da ilk havaalanında, çeşitli yer hizmetlerinde, otobüs sürmede kullanılacak insanlar. Biz bugün saat 10'dan itibaren bizim web sitemizden bu işe alacağımız ve eğitim vereceğimiz çocukların özelliklerini bulabilirsiniz. Saat 10'dan itibaren de bu gençlerimiz bizim web sitemize başvuruda bulunabilir. 10 Ekim'e kadar başvuruları kabul edeceğiz. 15 Kasım'dan itibaren de eğitime başlayacağız. Eğitimler minimum 6 hafta olacak. Bu eğitimler sonunda yabancı dil sertifikasını alabilmesi için B1 seviyesinde Almanca, İngilizce veya ikisinden bir tanesini bizim çocuğumuzun öğrenmesi lazım. Buraya alacağımız teknik insanlar makine mühendisi, elektrik mühendisi, enerji mühendisi gibi daha çok teknik insanlar olacak. Ayrıca 2 yıllık teknikerler de alınabilecek. Bunların dışında yer hizmetlerinde hizmet alınacak, insanların da eğitimi verilecek. Ve ilk aşamada bizim 15 Kasım'da eğitimler başlayacak. 1 Şubat'a kadar biz şirketimizden 500 çocuğumuzun işe alınmasını garanti etmesini istedik. Onun garantisini verdi. 2023 yılında da geri kalan 3000 gencimizin iş garantisi sözü verdi. Bütün bu 3500 gencimizin eğitimi Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak imkanlarla yapılacak. Yani yeri biz vereceğiz. Eğitmenleri Sayın Öncü kendi ekibiyle gelip eğitim verecek. Bu çocuklar hem sözlü hem yazılı imtihana tabi tutulacak. Eğitimden başarıyla bitiren çocuklarımıza da garantili iş sertifikasını vermiş olacak. Yurt içinde ve yurt dışında çocuklarımıza iş bulma güvencesi global şirketine aittir. Ve biraz önce dediğim gibi 1 Şubat'a kadar 500 gencimiz ve önümüzdeki yılın sonuna kadar da 3000 gencimizi iş sahibi yapmayı amaçlıyoruz ve bunun garantisini biz global şirketinden alıyoruz. Hatay'dan dememizin sebebi yerel bir kişi olmam. Aynı zamanda biz aktivitelerimizi de Almanya'dan Türkiye'ye yöneltmiş olduk. Ar-Ge'miz Türkiye'de, İstanbul'da. Business Center'imizde prodüksiyonu da buraya yöneltiyoruz. Management sadece Almanya'da kalacak. Sayın Başkanımızın ilettiği gibi biz internasyonal dönüşüm, uçak ve helikopter dönüşüm firmasıyız. Bugün
pres konferansından sonra Sayın Cumhurbaşkanı Sisi'ye ilk helikopterini verme için uçacağız. Ama 1 Şubat 2023'te inşallah ilk ekibimiz işe alınmış olacak. Sayın Başkanımızın dediği gibi 500 kişinin 500 kişiyle başlamakla. Evet, mühendisler, teknikerler, teknisyenler, check-in ajentleri, efendim uçak işletme elemanları, yerel hizmetlerde lazım olan, kış ve yaz hizmetlerini verecek olan kişilerin de alınması bizlere yöneltildi ve biz bu görevi üstlendik. İnşallah Sayın Başkanımız da Hatay Büyükşehir Belediyesi ile bunu başarıya ulaştıracağımızdan eminim. Ama bugün artık çocuklarımız için ilk etapta 3 yıllığına biz imzalıyoruz anlaşmamızı. En azından 3500, öncelikle Hatay'lı olmak üzere çevre illerde olabilir. Eğer bulamazsak Türkiye'den bunu karşılamaya çalışacağız. Önce Hatay ve çevre iller dememin en büyük sebebi, en çok bu savaştan 12 yıllık Suriye meselesinden etkilenip de işsizlik oranının yüksek olduğu yerlerden, yani dezavantajlı yerlerden başlamak istedik. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hadi bismillah Zeydan Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir, sizin önünüzde de el sıkışalım arkadaşlar. Tamam mı? Hadi, şöyle verelim kolumuzu. Getiriz mi arkadaşlar? Hadi. Hadi teşekkür ederiz. Allah mahcup etmesin.